Yeni bir Twitter'dan videosuna daha hoş geldiniz sevgili komrekler. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı temalı Sovyet Rusya sokaklarında gezeceğiz. Umarım videomuz hoşunuza gider. Hoşunuza giderse de like fırlatmayı kesinlikle unutmayınız. Siz istiyor Twitter'dan atacak minaga like off. Evet, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Priyatna vapras motra. Sovyet Rusya'ya hoş geldiniz sevgili komrekler. Ben Deniz Komret Cevo Atmailov. Bugün sizlere etrafı gezdireceğim. Umarım turumuzdan memnun kalırsınız ve davay davay gezelime 5 yıldız verirsiniz. Bu katı size kiralayabilirim. Efendim taliplisi iseniz ulaşmanız yeterli bana şöyle. Komşunun yine arabasını çalıyorlar. Mutfağımız var burada. Burada tuvaletimiz var. Burada banyomuz var. Ayrı lütfen. Burada işte market, aynı zamanda market işletiyoruz. Atma marketleri. Şöyle şuradan geçtiğimizde burada bilgisayar odam filan var böyle. Bilgisayarla oynuyorum. Sofa filan var. Burası televizyon odamız. Ama aynı zamanda yine mutfağa yarıyor. Çünkü ısınmak gerekiyor. Doğalgaz faturası filan. Yani her ne kadar buralardan çıksa da soğuk oluyor biliyorsunuz mu? Bir de pahalı. Yapacak bir şey yok. Hadi gelin birlikte dışarı çıkalım. Ne yapıyorsun? Evet, yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Marketler tabii ki açık gördüğünüz gibi. Etraf bayağı şen şakrak durumda. Komşularımızın evine böyle girebiliyoruz ki bu komşumuzun evi değil, bizim evimiz. Sizi sınadım. Ne yapıyorsunuz lan? Frayer, sesiş. Buradayım, buradayım. Ne yapıyorsunuz? Dur dur. Aha. Hadi hadi hadi. Hadi bakayım. Şimdi aşağı indim miydi? Oğlum öldün hala sık çalıyorsun. Bunlar mahallenin kımız zararlıları efendim. Tek hücreyle yaşamaya çalışan biraderlerimiz. Kendilerini ülkemizde de rastlayabiliriz gerçekten. Bu şekilde kalmaları daha güzel oldu, evet. Anime kızları gelecektir. Burada radyoaktif malzemeler var. Çocukların park alanına koyduk ki onlar birebir etkileşimde olsun. Gelecekte neyle karşılaşacaklarını bilsinler filan. Çünkü yine bilim adamlarımız her zamanki gibi güzel felaketlere yol açabilirler. Ama sıkıntı yok. Öldüm. Gel. Ne oluyor lan? Ha, goblik biraderler. İyi günler. Frayer, sesiz. Ooo birader, ne yapıyorsun? Ha? Boyuz, efendim, bizim orada evler sulara yapılıyor genelde. Su altına kalmıyor kesinlikle. Değişik bir fantezi. Bakın yılbaşı ağaçları falan filan da var. Güzel bir fantezi bence. Hani geleceği yatırım. Sonuçta Hollanda'da artık böyle yatırımlar yapmaya başladı. İleride sular altında kalacağı için. Bence mantıklı. O son asteroidi atmayacaktık oraya. Allah'ım, ne kadar örnek bir vatandaşım ya. Vallahi baya güzel oldu. Bunun şerefine bir meteor gider. Joe. Aha, Lada mı o? Bir dakika. Vallahi tirdan işi Lada. Hadi. Goblik Ladası. Woohoo! Aha bir dakika. Oo! Araba sanki, neyse, problem yok. Komre Stalin. Baya güzel olmuş. Oha, otobüs mü o? Bir dakika. Aha! Hem de nitrolu mu? Allah! Aaaaaah!
Beş üstüne buradan geçiyor mu? Hayır, evinizden geçiyor. Allah belanı vermesin. Oo komrade, iyi günler. Kolay gelsin. Şöyle seni bir alalım. Sen bu şartlar altında çalışma, sen biraz sıcağa git, gel gel. Şöyle sana bir yardımcı olalım. Ha, gel. Telefon çalıyor. Ha. Sen artık bu işte çalışıyorsun, tamam mı? Hadi. Başarılar. Bu bina yamuk mu? Ha, buna bir yardımcı olmak gerekir, tamam. O iş bende. Vallahi düzeltmişiz, helal olsun be. İşte gerçek işçilik budur. Of of of, şu işçiliğe bak. Efendim, Sovyet Rusya'da binaların tamiri için fazla uğraşmayız. Yıkarız. Baştan yapımı çünkü daha kolay sürer. Mesela şöyle direkt hiç gerek yok. Tamiri filan, ne tamiri? Ha? Şöyle girdik miydi? Evet. Yalnız boydan kaldık. Tamam, evet. Şöyle de girdik miydi? Ha? Gayet güzel. Yalnız kendi evime girdiğimi fark ettim. Biraz geç oldu ama problem yok. Zaten yıkacaktık. Yenisi lazımdı, evet. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Bence güzel bir eserdi. Şöyle gurur duyuyorum yaptığım eserle. Gayet güzeldi bence. Şimdi meteor fırlatırım da. Yemiyor açıkçası. Oo komret, ne yapıyorsun sen burada? Sen patlamamış mıydın lan? Bak şimdi seni çok iyi bir yere götürüyorum. Bekle. Hadi. Hop. Öldü. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Gel, 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 sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tamam, tamam, tamam. İyi misin? Lan nereye attın? Havlamadığına göre iyidir teyze. Tamam, hallettim sorunu teyze. Sen de mi? Gel. Tamam, tamam, sakin ol. Gel teyze, gel, gel. Tamam teyze, tamam, tamam. Bizim binaya iyi girmişim. Teyze ne oldu? Gel gel. Tamam tamam gel gel. Teyze tamam sakin ol teyze. Seni güzel bir yere götürüyorum. Bir dakika, araba çarptın, kusura bakma. Gel gel. Öteki teyzemiz de iyi durumda arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Merakınız olmasın o konuya dair. Teyzelerimiz gayet sağlıklı ve iyi durumda. Şimdi teyze, bütün yaşlı vatandaşlarımızı güzel sıcak yerlere çekiyoruz, götürüyoruz. Sen de oraya git. Daha deme bana. Sen de oraya gideceksin, hadi. Heh. Evet. Müsait bir yerde sağ olun, teşekkürler. Ben de bunu arıyordum. Yalnız bunu sürmek yasal mı bilmiyorum. Bildiğiniz inşaat aracı. Özür dilerim. Kaldık mı böyle? Zaten bunu sevmemiştim. Hitler selamı falan yapıyor. Öyle araç mı olur? Hocam iyi günler. Merhaba. Sen ama... Oho! Ne yapıyorsun lan? Bir dakika, bir sakin ol. Bir sakin ol. Bir dakika. Konuşabilir miyiz? Bir dakika, bir durur musun? Arkadaşa bir şey olma. Aa! Tamam. İyi misin? Geçmiş olsun. Arkadaşlar sakin olun. Yok yok. Tamam tamam, sakin olun. Sakin ol. Teyze teyze, kalk be. Allah belanı. Kaç 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 kaç. Geçmiş olsun. İyi günler. Sağ olun, teşekkürler. Oo, problem yok. Teyze kavga etmeyin, kavga etmeyin. Teyze. Size götüreyim mi? Öteki yaşlı vatandaşlarımızı götürdüğümüz yere. Teyze sakin ol. Tamam. Arkadaşlar siz sakinsiniz değil mi? Tamam, herkes sakinse iyi günler. Sağ olun. Hepinize merhabalar çok değerli komretler. Bugün sizlerle birlikte Sovyet Rusya'da bir başka mahallemizdeyiz. Bugün bu mahallemizdeki komşularımıza konuk olacağız. Sizlere bu komşularımızın hayat dertlerini, tasalarını göstermeye çalışacağım. Mahallemiz güzel bir şekilde öteki mahalleye nazaran biraz daha oturaklı, biraz daha güzel. Gördüğünüz gibi Noel Baba'nın yengeler oturuyor burada. Bu açılıyor mu bu? Evet.
Gopnik yengelerimiz falan burada oturuyor. Kendilerine ev mev ayarladık şöyle güzel bir şekilde. Mahallemiz gayet sakin, gayet huzurlu. Taşınmak isterseniz direkt yine... Evet, Atman Belediyesi ile iletişime girebilirsiniz direkt olarak. Şöyle alışveriş merkezlerimiz var. Tabii ki rutin var burada. Şöyle değerli başkanımız rutin, saygılar, sevgiler. Şöyle markete nasıl giriliyordu lan? Cevahir donlarında %50 indirim varmış. O nitroyu kepçeye takmayacaktık. Kepçe diyorum, traktöre. Şöyle gördüğünüz gibi kalmak isteyeceğiniz güzel evlerimiz mevcut. Atman Emlakçılık olarak size yardımcı olabiliriz. İstediğiniz binayı seçin, hiç fark etmez. İstediğiniz katı da seçebilirsiniz. Binayı seçmeyin, bina fazla olur. Sizi ayarlarız biz. Şöyle gezi turumuz devam ediyor. Evet, gezi turumuza yoldan devam etsek daha mantıklı olabilir. Birbirine yakın güzel evler var efendim. Yani görüyorsunuz, bakın aile sıcaklığı var. Çocuk parkları var. Bakın kimyasallar filan da yok öteki mahalleye nazaran. Bizim mahallemizi tercih ederseniz çok teşekkür ederiz. Özellikle bakın, goblinler yok burada. Ya adamlar etrafta o kadar çok detay yapmış ki bir tanesine zarar verince hepsi birden etkileşime giriyor. Sonra bizim başımız yanıyor. Evet. Gel 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 gel. Şöyle boydan o. Oh! Tamam oğlum dur. Allah. Salın lan beni. Bırakın tek kolu yengeç gibiyim. Davay gezelimin en sevdiğim bölümlerinden bir tanesi oldu. Siz de burada çalışmak isterseniz filan fabrikalarımızın güzel iş imkanları var tabii ki. İşi bilmenize gerek yok efendim. Yeteri kadar açığımız var. Zaten ucuza çalışıyoruz işçileri. Onu söylemem gerekiyordu herhalde. Ama siz de katılmak isterseniz filan tabii ki sizin için de yer var. Şöyle bir şey denemek istiyorum, bir dakika. Merhaba beyefendi. Şöyle bir kolu indirelim. Tamam. Evet, düşündük. Evet. Tamam. Evet. Sanırım bir nükleer felakete sebebiyet vermiş olabiliriz daha sonra haberlerden duyduğum kadarıyla. Ama bir problem yok. Sığınaklarımız zaten güzel, konforludur efendim. Sizi her zaman bekliyoruz. Bir 50-60 yıl sonra gelirseniz yine radyoaktif olarak karşılaşabilirsiniz tabii ki. Sıkıntı yok. Radyoaktif turizm yani. Çernobil'imsi bir şey düşünebilirsiniz. Sıkıntı yok. Her zaman bekleriz. Öteki video gelene kadar sağ kalır mıyız bilmiyoruz. Ama siz de Tirdan ve Davay Davay Gezelim'e katkıda bulmak isterseniz gezi programımıza like atabilirsiniz. Kanalımıza destekte bulmuş olursunuz. Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.